Maçın değerlendirmesini oynamadan tabii ki yapamayacağımıza göre rakiple ilgili birazcık bir şeyler konuşmam gerekiyor. Rakibi yeterince izlediğimizi, yaptığımız analizler sonucunda çok iyi bir takım olduğunu, komplike bir takım, iyi mücadele ediyorlar, koşan bir takım, çok savunmada ve hücumda organize bir oyun güçleri var. Bunları hepsini biz izleyerek ekiple beraber oyuncularımıza da gösterdik, anlattık. Biz de güçlü bir takımız, kaliteli oyunculara sahibiz. Biz de buraya bu turnuvanın başından beri söylediğim şey, gidebildiğimiz yere kadar gitmek bizim hedefimiz. Yarınki maçta da biz de elimizden gelen en iyisini yapıp buradan iyi bir sonuçla İstanbul evimize dönmek istiyoruz. Yarınki maçla ilgili elimizdeki kadroya göre en iyi şekilde değerlendirip buradan istediğim oyunu ortaya koyabilecek oyuncularla en iyi mücadelemizi rakibe hissettirerek, göstererek istediğimiz sonucu almak için sahaya bir 11 süreceğim. Sonuçta dediğiniz gibi 3 günde maç oynuyoruz biz. Hafta sonunda çok önemli bir maçımız var. Ama en önemli maç bizim için yarınki maçımız. Yarınki maçtan söylediğim gibi elimdeki oyuncularımın yarınki maçta en idealine yakını, en iyi sonucu alabileceğim oyuncularla yarınki maça çıkmayı hedefliyorum ve bu konuda da iyi çalıştığımızı düşünüyorum. Mişi Batshuayi çok duygusal bir çocuk. Çok iyi bir oyuncu. Onu ne zaman konuşacağımızı, ne zaman iletişimde olduğumuz zaman hangi maçta neler vereceğini çok iyi biliyorum. Onu iyi tanıyorum, iyi tanıdım. Sonuçta bizim için lig de çok önemli, Avrupa maçları da çok önemli. Bu gece antrenmandan sonra ekip arkadaşlarımla bir toplantı yapıp yarın sabah karar vereceğim. Bizim bu seneki Fenerbahçe'miz güçlü bir kadroya sahibiz, geniş bir kadroya sahibiz ve karakterli oyunculardan kurulu bir takıma sahibiz. Hepsiyle birlikte ben her zaman görüşüyorum, her zaman iletişim halindeyim. Futbolda her zaman her kulvarda gideceksiniz diye bir kural yok. Rakibimiz de burada elendi. Birçok takım da sürprizler yaşayarak o turnuvadan elenebiliyor. Sonuçta biz bugüne kadar, şöyle söyleyeyim size, biraz daha sizin zihninizi açayım o zaman. Bu sorunuza ben de bir soru sorayım size. Benim takımdaki oyuncular milli takıma gidene şu an 50. maçını oynayacaklar yarın. Tamam mı? Bu çok yüksek bir rakam. Normalde 50 maç oynayan bir takımda bu kadar 3 günde 4 günde maç oynaması kolay değil. Bugün Liverpool takımında 13 tane sakat oyuncu var. Onun için bütün futbol dünyası, futbol bilim insanları, futbol adamları bu çok fazla maç oynamaktan yakınıyor. Biz de bundan yakınıyoruz. Fazla maç oynadığımız için o gün takımımız yeterince konsantre edemedik. Konsantre değillerdi. Öyle bir mağlubiyetle biz o turnuvadan, kupadan elendik. Bu demek değil ki yarınki maçta kötü olacak veya eleneceğiz. Olabilir. Yarın maç iyi geçebilir, bu turu geçebiliriz, elenebiliriz. Ama bizim önümüzde şampiyonluk yarışımız devam ediyor. Biz asla oradan vazgeçmeyeceğiz. Yarınki maçtan da ve bu turnuvadan da asla vazgeçmiş gibi niyetimiz yok. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Şu an onların tedavileri devam ediyor. İstanbul'da bıraktık. Avrupa listesinde olmayan Serdar Aziz, Serdar Dursun, Mert Müldür hepsi birlikte çalışıyorlar. Onun için tedavileri devam ediyor.